Günaydın herkese. Biz kalktık Melis sabah. 7.30'da uyandı. Yay. Normal saatlere geliyoruz yine. Değil mi? Normale döndü yine. Sabah onu boksun içine koydum. Ben de güzelce bir banyo yaptım. Kendime geldim. Şimdi kahvaltı yapıyoruz. Sen iyi bir tanem. İlhan çalışıyor yine sabahçı. Çok erken gitti. 5-6 gibi çıktı evden. Öğlen işte 2 gibi gelir eve. Biz kahvaltı yapıyoruz. Bu arada Melis'in arkasındaki yığılmış beyaz çamaşırlara lütfen kusura bakmayın. Onları bu sabah yukarıdan aşağı indirdim. Oraya yığdım. Biraz sonra kahvaltıdan sonra hepsini katlayıp yerine koyacağım ama şimdilik orada duruyorlar. Çünkü sadece 2 tane sepetimiz var da bir sepet banyoda bir sepet yukarıda şimdi, o yüzden sepetsiz kaldım aşağıda. Hello yap herkese. Günaydın yap. Okay, sen yemeğini ye. O pijamanı mı indirdin aşağı? Günaydın bebek. İyi uyudun mu? İyi uyudun. 1,5 saat uyudun. Ya. Ya kendine gelebildin mi? Güzel rüyalar gördün mü? Anneyi gördün mü? Kız. Annenin elbisesi. Bu da senin elbisen. Bu da senin elbisen balonlu. Bak. Hello Kitty var bak. Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Melis. Hello Melis. Hadi gel bir tane gel. Oo, sen bezini doldurmuşsun. Kokusu burnuma geldi. Müş, müş, müş. Doyamıyorum. Müş. Doyamıyorum. Ne kadar öpsem, koklasam doyamıyorum. Oh, dudaktan öptüm. Oh, dudaktan öptüm. Bugün yine o yapışkan günlerden. Hiç durmuyor. Hiç ama hiç durmuyor. Sürekli kucak. O yüzden bağladım artık yine sırtıma ve öğlen yemeği yapacağım. Sepetine aktaracak kırmızı balık dinle, sakın beni yeme. Kırmızı balık dinle, sakın beni yeme. Biz öğlen yemeğimize oturduk. Ispanaklı tortellini, içinde peynirle doldurulmuş tortellini yiyeceğiz. Toparladım. Çünkü Melis neredeyse hiçbir şey yemedi. Yani belki bir iki tane tortellini ağzına attı. Ondan sonra gerisinin hepsini yere attı. Ya da önce bakıverdi. Oynadı. Sonra yere attı. Belki midesinde 2-3 tane gitmiştir. O kadar. Yemedi. Ondan sonra şey verdim işte. O bebek bisküvilerinden vermeyi denedim. Belki tortellini beğenmemiştir diye. Her zamanki yediği şey, onu da yemedi. Dedim tamam, bunun iştahı yok. Kaldırdım ondan sonra. Su falan içti. Şimdi filmleri atıyor. Filmleri... Bugün çok mu acayip? Çok sinirli kızım. Yanlış tarafından mı kalktın? Ama yemedi. Ben de kaldırdım işte, zorlamadım. Açıkçası akşama yer. Gel. Baba gelecek biraz sonra.
İlan daha hala eve gelmedi. Saat 3'e geliyor ama daha hala eve gelmedi. Asılma kız oraya. Düşersin. Melis. Daha artık tartmaz orası kız seni. Forsyahtah. Bu arada benim hakkımda bilmediğiniz bir şey. Ben Hint filmi hastasıyımdır. Bir sürü DVD Hint filmleri var. Onları geçen hani gitmiştik ya yabancılar pazarından. Oradan alıyorum. Shah Rukh Khan diye bir artist var. Çok onu seviyorum. Beğeniyorum çok. Kaç tanesini Melis için çıkarmıştım oynamak için ama burada hep Hint filmler var. Aralarında şey de var. İnanın oyunları var. Ama benim en çok sevdiğim çizgi film var. Benim en çok sevdiğim film herhalde çocukluğumdan Dharamvir. Bunu çok severim. Ondan sonra Kabhi Hushi Kabhi Gham. Çok onu çok severim. O tabii ki Dilwale Dulhaniye Le Jayenge. Bunu çok severim. Tabii ki Devdas. Çok severim. Farkında mısınız? Seçtiğim filmlerin hepsinde Shah Rukh Khan oynuyor. Ay bu değil ama bu. Bunu neden çok seviyorum? Çünkü bu benim çocukluğumda çok izledim bu filmi. Kardeşimle biz küçükken bunu çok izlerdik. Bunun tüm şarkılarını biz ezbere biliyoruz. Zaten çoğunu da biliyoruz da yani ama bu izlediğimiz, beğendiğimiz ilk Hint filmi. O yüzden bunun yeri çok özel benim için. Sonra başka ne var? Bunlar hep eski ama eski filmler. Ben en çok eski Hint filmlerini çok seviyorum. Şimdiki Hint filmler, onlar da güzel de ne bileyim o bir ara vardı işte. Kabhi Khushi Kabhi Gham çıkmıştı, Dilwale çıkmıştı, Kuch Hota Hai çıkmıştı. O dönemlerdeki filmler süper. Çok seviyorum. Ama şimdiki filmler de iyi. Melis'in yeni şeyi ne varsa çekmecelerden, kutulardan hepsi böyle yerde olması lazım. Bunu çıkaramazsın bebek oradan. Bu çıkmaz kızım. Kendimi fırçalayacağım. Kocaman kız oldu. Melis'i ikinci uykusuna yatırdım. Ya da ilk yatırdığımda sürekli oynamak istiyordu. Ben de kucağımdan aldım yatağa yatırdım. Ben böyle 5 dakika hani sakinleşsin diye. Çünkü çok böyle kucağımda tırmanlamaya falan çalışıyordu. Yatağına yatırdım. Sonra işte buraya geldim. Sonra başladı bağırmaya hani bazen bağırıyor ya diye. Başladı öyle bağırmaya. Sonra bir şeyler duyuyordum. Aradan işte birkaç dakika geçti. Dedim tamam hadi yanına gittim çok geç oluyor yoksa. Birkaç dakika geçti yanına gittim baktım ki yatağın içinde ne kadar oyuncak varsa ne kadar yani sabit olmayan bir şey varsa hepsini almış dışarı atmış. Ondan sonra aldım kucağıma. Zaten böyle heyecandan böyle hopluyordu böyle hani beni al gibisinden. Aldım kucağıma ondan sonra hemen uyuttum. Uzun sürmedi. Uyuyor şimdi. İnşallah böyle iyi uyuyor da ben de şu koltukta az böyle bir yatarım. Bunu. Bakalım ne kadar uyuyacak. İlan eve geldi. Şu an fitness mi yapacaksın? Okay. Gösteremiyorum çünkü. Fitness yapacakmış. Burada mı yapacaksın, gideceğim mi? Burada gideceğim daha iyi olur ama. Ne kadar uyudun anlat? 30 dakika. Çok. Çok. Sütümüzü de içtik. Yeme. 30 dakika. İnan da fitness yapıyor.
Ne bebek. Önce bana bir tane gül almış, bir de iki dilim pasta almış gelirken. Şeye uğramış, bir yere uğramış almak için. Aa, bu. Ya bakalım. Bak. Tek gül. Bir de dolapta iki dilim pasta var. Anne saklandı. Saklanamıyorum. Ha? Anne saklandı. Hay yap herkese. Hello yap. Herkese hello yap. Benim dişim artık çıksın da rahatlamak istiyorum de. Ha? Ben artık rahatlamak istiyorum de. Çıksın artık dişim de. İlhan duşa girdi. Fitness'e gidecekti, gitmedi, evde yaptı. Şimdi bayla. Ne yaptık? Yine baba kız gezmeye çıktık. Baba kız gezmelerdeyiz. Tüm gün uysuzmuş. Annesini yormuştum ve geldim. Gerçekten de öyle, hiç durmuyor zilli. Yani o kadar çok böyle tepiniyor, oynamaya çalışıyor, oraya buraya atlıyor ki yani. Enerjisi full. Yani enerji dolu bir çocuk. Ajandası da full, biz hep öyle diyoruz. Yapacak bir sürü şey var, hiç boş değil. Hiç. Değil mi guys? Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Sadece şarkıyla mutlu olmuyor, görmesi lazım. Ben de çalıştım işte bugün sabah 6'dan 2'ye kadar. Yarın yine sabah erken çalışacağım. Yeni bir menajer başlamıştı bizim restoranda. Onu eğitiyorum işte. Ona eğitim veriyorum. Ona işte işi öğretiyorum. Bir iki gün devamlı çalışacağım. Sonra bir tane daha başlıyor. Onu da eğiteceğim. Önümüzdeki bir buçuk hafta falan bayağı bir yoğunum iş yerinde. Ama ondan sonra tekrardan rahatlayacağım. Daha da rahatlayacağım çünkü iki tane yeni menajer geldiği için bana şimdi daha fazla nasıl derler, daha fazla alan oldu. Artık daha fazla işte şeyler yapabileceğim. Onlar işte geldiği için bana daha fazla böyle kendime ait zamanım olacak diyeyim. Çok uzattım. Kendime ait zamanım olunca da işte restoranda daha çok ilgilenebileceğim. Biraz daha yüküm hafifleyecek ya açıkçası. Yüküm hafifleyecek demeyeyim de yüküm daha da çoğaldı ama şimdi en azından zamanım daha çok olduğu için daha fazla işte şeyler yapabileceğim. Onlar gelmeden önce hem işte çalışıp hem işte restoranla şeylere ilgileniyordum. Çok ağır oluyordu. Zor da oluyordu açıkçası. Şimdi biraz daha işte kolaylaşacak. Kolaylaşacak. Kolaylaşmayacak. Daha fazla işte şeyler yapabileceğim, daha fazla zamanım olduğu için öyle diyeyim. Hiçbir zaman kolaylaşmıyor çünkü. Yükseldikçe daha da çok zorlaşıyor. Daha da stresi artıyor. Ama olsun. İşimi sonuçta seviyorum. Yani çok kısa sürede çok hızlı yükseldim Allah'a şükür. Şişt. Melis. Melis. Melis adama bakın. Kiki bu. Kız. Zilleme. Cimcime. Bugün pek fazla bir şey yememiş. Tüm günden beri herhalde artık dişler tamamen ya. Artık son aşamasına geldi belki de. Belki dişler acıdığından yememiştir. Damaklar acıdığından yememiştir. Artık çıksın kızımın dişleri. 11 aylık oldu da ağzında bir tane diş yok kızımın. Kıyamam ona ben. Ama diş yok ama yani neler neler götürüyor. Bir de demek ki dişi olsa ne olacak? Bla 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 b
Bah 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 bah. 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 Bah 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 bah. Bah 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 bah. Çok güzel geçmiş. Seninle böyle gezmeyi çok seviyorum baba diyor. Çok o kadar çok midem bulanıyor ki ya. Tamam, çok fenayım, çok kötüyüm. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bayağıdır da böyle koltukta yatıyorum. Ayağa kalktım da elim ayağım titriyor. Böyle midem kalkıyor. Eve geldiklerinde İlhan Melis'e yemek yaptı. Kendisine ve Melis'e yemek yaptı. Ben yiyemem çünkü. Kendisine ve Melis'e yemek yaptı. Oturdular, beraber yediler. Sonra işte İlhan her şeyi temizledi. Yine toparladı. Sonra Melis'e bıcı bıcı yaptırdı. Banyo yaptı işte Melis. Şimdi Melis'i giydiriyor. Pijamaları falan giydiriyor. Yani her şeyi bu akşam İlhan yaptı sağ olsun. Ben yatıyorum burada. Hiç iyi değilim. Uyutabilecek mi bilemiyorum. Çünkü Melis sadece bende uyuyor. Dener büyük ihtimalle. Uyumazsa, ağlamaya başlarsa artık ben mecbur kalkıp uyutacağım. Sesleri geliyor mu? Nereden çıktı bu mide bulantısı ya? Düşünüyorum bir de hani değişik tuhaf şeyler yedim mi diye. Yok. Hani Melis de, o zaman Melis de hasta olması lazım. Çünkü Melis ve ben her öğünde aynı şeyleri yiyoruz. Yani sabah, öğlen, akşam aynı şeyleri yiyoruz biz Melis'le beraber. Allah Allah. Çok fenayım ama hiç iyi, kendimi hissetmiyorum. Ayağa kalktığım anda böyle titremeye başlıyor. Benim ayağım titriyor. Böyle dizlerim tutmuyor. Midem kalkıyor. Melis bu akşam çorba yedi. Böyle iki dilim ekmek çorbaya bandırıp çorba yedi. Bir de işte yumurta yaptı İlhan. Yumurta da yedi. Öyle yediler işte. Bu akşam böyle oldu. Ne yapalım, iyi değilim. Bizim bilgisayar var ya. Kendi kendine açılıyor bazen. Kendi kendine kapanıyor. Çok da bir şey. Açıldı, kendi kendine açıldı. Bazen durup durup kendi kendine kapanır. Kendi kendine kapanmasını anlarım. Hani böyle bazen durup durup kendini standby'a geçer ya da hani çok uzun süre kullanmadığında kapanır ama kendi kendine açılması çok... Bakalım uyutabilecek mi İlhan? Sanmıyorum uyutabileceğini. Giyindirir, kremletir, kremler falan ama ondan sonra uyuması bana düşecek. Aa, nasıl ayakta duracağım ben şimdi? Kızı sallıyorum çünkü ben. Sallayarak, ninni söyleyerek kucağımda sallıyorum. Böyle dik tutarak, böyle bebek, yani böyle yatırmıyorum, böyle dik tutarak kafasını buraya koyuyor. Sonra işte omzuna, sırtına böyle yavaş yavaş vuruyorum, ninni söylüyorum. Öyle uyuyor. Ondan sonra yatırıyorum. Dizimde, ayağımda falan sallamıyorum yani. Ama sonuçta yine sallıyorum. Neyse. Ben kalkıp şu kızı uyutayım. Yarın aşı günü. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.